İzmit doğumlu. Aslen Mardinli. Vine'de piyasaya giren. Sinema hayatını 2016 yılında başlamış. Sarbaş'a doğa diyorum. Çılgın Koreş, Türk lokumu. Kim diyelim o zaman? İnan duyalım. O zaman Alper Rendi, alkışlarınızı sahneye davet ediyorum. Gayet iyi. Herkese merhaba arkadaşlar. Valla çok mutlu oldum, çok da kalabalık. Heyecanlandım. Bugün ben Naysan'ı kendi başımdan geçen hikayelerimi anlatacağım. İşte neler yaptığım bu sürece kadar, nasıl başladım, nasıl aklıma geldi vesaire gibi. Ondan sonra da sizlerin varsa bütün soruları cevaplamaya çalışacağım. Nişantaşı Üniversitesi'ne ve sevgili Mehmet'e çok çok teşekkür ediyorum bizleri buluşturduğu için. Aynı zamanda tabii ki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne. Çok da konuşmadan ben... Top sende. İstersen biraz konuşabilirsin. Tabii top sende. Sonra oturacağız. Oturuyoruz. Ucaplayabiliriz. Durmana gerek yok. Ayakta anlat sonra otururuz. Ben 2013 yılında Vine'la başladım aslında. Böyle inanılmaz büyük bir vizyonla başlamadım bu işe. O zamanlar bu iş de değildi çünkü. Ben tamamen eğlendiğim için yapıyordum. Daha sonrasında benim 300 takipçim oldu ve hani şu an muhtemelen herkesin burada 300 takipçisi vardır. Ama ben bizim o dönemde hani hiç böyle olaylar olmadığı için biz 300 takipçiyi benim arkadaşlarla kutlamaya falan gittik. Daha sonrasında baktım işte onun arkadaşı beni paylaşırken falan. Ben 2014-2015 yıllarında yaklaşık 1 milyon takipçiye ulaşmıştım. Ve bu süreç böyle gerçekten su gibi akıp geçti ve şimdi 19-20 yaşında bir insanın bu kadar hızlı bir şekilde takipli olması da çok da iyi bir şey değil aslında. Çünkü insan böyle ego yapabiliyor. Ve hani bana işte şey diyorlardı, işte YouTube'da video çeksene işte hani hep Vine mi çekeceksin falan. Ben de böyle çok biliyormuş gibi, ya işte YouTube bitecek zaten, işte biz burada böyle güzel işler yapıyoruz falan kafasındaydım. Ertesi Vine kapandı komple ve çok büyük bir boşluğa düştüm aslında. Şimdi bakınca iyi ki de kapanmış diyorum çünkü o beni çok olgunlaştırdı. Daha sonrasında 2 yıl boyunca bir sosyal medyaya küslük yaşadım ve işte yazılım mühendisliği okuyordum. Okula böyle gitme ara vermiştim falan, böyle çok kötü bir süreç geçirdim. Ama bu süreç beni olgunlaştırdı ve o süre içerisinde de oyunculuk eğitimleri aldım. İşte kendimi geliştirebileceğim bu tarz seminerlere katıldım falan. Daha sonrasında da Oha Diyorum'la birlikte YouTube'a başladım. Bu benim için 2 yıl aradan sonra böyle ilk sosyal medya projesiydi. Orada da bir 2,5 yıl kadar sunuculuk yaptıktan sonra kendi kanalımı açtım. Aslında o Vine zamanındaki vizyonsuzluğum bana biraz büyük düşünmeyi öğretti. İşte zamanında YouTube'a başlamamış olmam ya da birçok şey kaçırmış olmam benim için çok kötü oldu ve bana bunu fark ettirdi. Dolayısıyla bu sefer kendime bir söz verdim. Artık hani daha büyük düşünmeye çalışıyorum. Bilmiyorum başarabiliyor muyum ama elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şu anda aslında bir YouTuber'ın maksimum 3 kişiyle işini çözebilirsin yani. YouTube'da video çekmek için işte bir kameraman, aynı zamanda kameraman kurgu da yapıyor. İşte belki bir tane böyle maillere cevap verecek bir tane birisi. Hatta 2 kişiyle de çözülüyormuş yani. Ama şu anda bizim 19 kişilik bir ekibimiz var. Elimizden geldiğince bu işi profesyonel yapmaya çalışıyoruz. Ve hani sadece böyle 2 yıl, 3 yıl
bu işi yapayım, para kazanayımdan ziyade hani ömür boyu daha uzun soluklu bir iş modeli haline getirmeye çalışıyorum. Kabaca benim hayatım bu şekilde. Varsa zaten sorular. Zaten seni birçok insan hani izlerken de görüyor, yaptığın çılgınlıkları görüyor. Yani YouTube'da diyoruz ya, ben hatta sizin huzurunuzda sizin adınıza bir soru sormak istiyorum. Şimdi, herkes dedik ya, YouTuber olabilir, herkes YouTube'a içerik üretebilir. Sen bunun farklı yönlerini aldığın için aslında insanlar. Yani ben şunu çok duydum, pandemide ne yaptın diye sordum. Aa, Alper'le de evi gezdim diyor mesela. Yani hakikaten taksiyle Kars'a gitmek nedir abi? Evet, ticari taksiyle yani neden Kars'a gitmek? Daha önce aklınıza geldi mi hiç taksiyle Kars'a gideyim diye? Gelmedi ama başkası yapınca izler gibi oldunuz. Nasıl? Değil mi? Yani bunun da zirvesini yaşatmak istedin aslında. Ya evet, aslında içeriklerde biz içerik seçerken hep böyle yüksek başlıklar seçmeye çalışıyoruz. Ve hani orada da şey diye çıktı. İşte taksi fiyatları artmıştı falan aslında. Biraz da ona da böyle bir şey yapmak istemiştik, değinmek istemiştik. Beşiktaş'tan biz bir gün bebeğe gittik. İşte normalde 17 lira tutarken bir baktık 25 lira tuttu falan. Sonra bir arkadaşım şey dedi, mesela İzmit'e gitsek kim bilir kaç para tutar dedi. Sonra bir hep bir deyim vardır ya, Edirne'den Kars'a diye böyle. Dedik ki böyle bir şey yapsak mı acaba? Yaptık. Aslında YouTube'un en güzel tarafı insanların normalde yapmayacağı öyle, hatta bazen çoğu zaman saçma gelen şeyleri yapıyoruz, eğleniyoruz ve bunu iş olarak yapıyoruz. Aslında bir noktada bu da bizim işimiz. O yüzden öyle şeyler yapmaya çalışıyorum. Mesela normalde hani böyle araç yıkama şeyleri vardır ya, böyle işte fırçalı falan. Evet. Şimdi normalde bir insan oraya üstü açık bir arabayla girmez yani. Yani deli misin derler diye hani böyle bir şey yapasın ki. Ama işte YouTube öyle bir şey ki biz hem bunu deneyimledik. Muhtemelen dünyada belki işte bir iki kişi daha denemiştik. Hem bu deneyimi ediyoruz hem de bununla mesela biz aynı zamanda işte kozmetik dalında en iyi içerik yerleştirme ürünü aldık. O zaman bir jöle sürmüştük falan. Hem de böyle aynı. Hem de bu tarz şeyler var. Yani eğlenceli bir iş kesinlikle dışarıdan göründüğü gibi ama bir o kadar da zor. Zaten zorluklarından da mutlaka bahsetmek istiyorum. Kesinlikle. Zaten şöyle, bizim Enes Batur'la da çalışma imkanımız oldu. Biz 4-5 yıl boyunca kafalarla da çalıştık. Dubai'ye gittik kafalarla. Öyle bir algı oluşuyor ki, şimdi mesela konuşuyoruz, video içeriğini hazırlıyoruz. İçerikli şey diyor. Şimdi Enes zaten hani Hiker'ın en önde gideni. Şimdi bu hatırlarsanız bir hani kimyasal bir evet, yani şimdi Enes'e diyorum ki, Enes'e diyor ki bu en iyisi olmalı diyor. Hani öyle bir şey olmalı ki diyor, bütün diyor şeyleri diyor yanlış yapmıyor. Bunu çünkü Enes Batur yaptı dediler diyor. Bir şey fark ettiniz mi bu arada? Enes Batur kendi oyunları içinde hiçbir şekilde kaybetmedi. Bunu fark ettiniz mi? İdealar. Çünkü o ufak çocuklara hep bir hero gözüyle bakılıyor. Kaybetme. Bunu dikkat etmiş miydiniz daha önce? Evet, genelde öyle bir durum var. Fark ettin değil mi abi? Doğru. Bunu ben çok yakından çözdüm. Doğru. Bu şekilde kaybetmeyen kişi olarak ekranda görünüyor. Bu da bir sır aslında. Tamam mı? Şey. Selam. Şimdi diğer ismi çağıracağız. Yine söylemeyeceğim, siz sahip. Tahmin edin. Ama bunu bilirsiniz hemen ya. Hayır. Belki ama değil. 80 doğumlu. Ama şimdi onu da yaşlı falan demeyin yani. Evet, Türkiye'de Top Gear ve Health and Fitness dergilerinin ve ondan önce de Otokar ve Evo dergisinde yayıncısı ve editör şefiydi. Ve 2017'de YouTube hayatına başladı ve hayatının içinde kullanmadığı araba belki de yoktur. A'dan Z'ye ayrım yapmadan, duvarından ta başına. Şimdi ben beni çok sevdiğim bir abimdir. Her zaman bir alışveriş yaptığım bir isimdir. Babası çok iyi bir ustadır. Ve alkışlarınızla Doğan Kavramlı'ya davet ediyorum. Merhaba Arkan Bey, daha önce görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, merhaba herkese. Seha. Şimdi ne açtın dedi demin benim için, onu bir kaldırırlarsa. Merhaba. Uzun zaman oldu böyle buluşmayalı sizlerle.
pandemiden dolayı. Bugün de zaten pandemiden dolayı full değil salon. Full değil. Ayağına sağlık öncelikle hepinizin. Bursa bizim için önemli bir yer. Kendi adıma otomobil camiası için önemli bir alan. Uzun yıllar dergi yaptım, otomobil dergisi ve buraya çok fazla otomobil çekmeye geldim. Biliyorsunuz burada birçok markanın hem fabrikası var hem de modifiye konusunda Bursa hep İstanbul'a göre daha iyiydi. Eskiden çok iyi bilecektir. Onun haricinde biraz kendimden bahsedeyim, sonra devam edelim. 1980 yılına geri dönüyoruz şimdi. Yok, oradan geçiyorum. Hayatımın kısa bir kesitini anlatayım size. Aslında benim babam otoboycusu, amcam yedek parçacı, öbür amcam da yedek kaportacı. Yani doğduğumdan beri aslında sanayideyim. Hatta bu işe de sanayide başladım. Babamın yanında bildiğiniz zımpara yapıyordum. Bir tane abi geldi, bir gün onunla tanıştık. Otomobil dergisi yapıyormuş. Baktım ben arabalardan biraz anlıyorum. Aldı beni götürdü ve 18 sene otomobil dergisi yaptım. Çok büyük kurumlarda çalıştım. Habertürk, NTV, Akşam Gazetesi, buralarda hep otomobil dergisi yaptım. Sonra işler biraz kötü gitmeye başladı. Aslında tam hayalim olan şeyi yaptım. Yani uzun yıllar dergilerde çalıştım. Daha sonra kendim için bir dergi aldım. Yani bir dergi sahibi oldum. Ama o sırada darbe girişimi oldu. Ve her şey tepe tak tak oldu bizim sektörde maalesef. Yıllar boyunca hayalini kurduğum şeye kavuştuğumda aslında tam olarak bir iflasın eşiğine geldim. Hayal kırıklığı benim için. Daha sonrasında da YouTube'a başladım tam bu süreçte. YouTube'a da aslında o zaman biraz oyalanmak için başladım. Çünkü çok canım sıkılıyordu, işler çok kötü gidiyordu. Ve insanlar beni sevdi. Yani bize hep soruluyor YouTube'un formülü ne başarılı olmak için. Aslında YouTube'da bir formül yok başarılı olmak için. İnsanlar sizi severse seviyor, sevmezse sevmiyor. Yani siz çıkıp bir şey anlatıyorsunuz. Bazı insanlar seviyor, bazı insanlar sevmiyor. Çok olursa o sevenlerin oranı başarılı oluyorsunuz. Tamamen bu aslında doğrudur. Tabii ki küçük ufak tefek şeyler var. Yani samimiyet vesaire gibi. Ama %100 bir formül yok bu işin kesinlikle. Benim hayatım böyle. Sorularınız olursa beklerim. Tekrar hepiniz hoş geldiniz diyorum. Buyurun. Araba deyince insan aklına yani teker gelir, motor gelir, bir şey gelir ama bizim artık direkt Doğan abi geliyor. Aynen öyle. Evet. Şimdiki isim. Ben bilmem. Ya değilse. Ya değilse. Valla bir bakalım. Şimdi hazır mıyız? Ama öncesinde bir izin almamız lazım. Aziz Başkanım. Evet efendim, söyle ne var? Aziz Başkanım, Safa Sarı sahneye çıkacakmış. Konuyla ilgili bir duyduk, evet. Evet, o şekilde şey yaptık ama onu o şekilde şey yapmayalım yani, tamam mı? Yılmaz Erdoğan da bizimle beraber olabilir belki. Belki de buradayımdır. Belki de değilimdir. O zaman kuvvetli atışta sabah sürü dinleme. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. İlk defa görüşüyormuşuz. Merhabalar herkese. Herkesin ayaklarına sağlık. Herkes bir şey anlattı ya, ben de o zaman kendi... Ya abi herhalde. Nasıl başladım onu anlatayım. Arkadaşlar ben 2011 senesinde Karabük Üniversitesi Arkeoloji bölümünde okuyorum. Evet. Şakam bu kadar. üniversiteye baktım ki yani benim çok böyle yani tahmin ettiğim gibi bir şekilde ilerlemeyecek. Zaten derslere de çok gitmiyordum. Dedim ki ben bu üniversiteyi bırakayım, sevdiğim bir işi yapayım. Sonra 3 sene sonra bıraktım. 3 senede anladım bırakmam gerektiğini. 3 sene sonra bıraktım üniversiteyi. İstanbul'a geldim. Çeşitli yerlerde çalıştım. Epey paramı kazandım. Ondan sonra dedim ki ya ben böyle de olmuyor. Bir şekilde yine girmem lazım. Bir arkadaşımız vardı, üniversite zamanlarında onunla beraber yeteneksizliğe katıldık.
Evet, Feyyaz ve Erhan'la beraber. Onlarla beraber böyle gittik, finale kadar çıktık. Güzel de geçti. Oradan da Eser abiyle tanıştım. Hemşerimiz biliyorsunuz, Eser Yeren'le. Onunla tanıştık. Sağ olsun o da beni ekibine aldı, üç adam ekibine. Dedi ki, işte Safa böyle bir bizim üç adam programı var. O zaman yeni başlamıştı program. Sen de gelir misin? Ben dedim ki, ben ne yapacağım orada? Ben çünkü bilmiyorum yani. Sadece sahneye çıkıp böyle milleti güldüreyim falan öyle şeyler biliyorum. Ya dedi ki, biz işte programa gelen ünlüleri, işte araştırmasını yapacağız. İşte nerede ne röportaj varmış, onları okuyacağız. Ondan sonra bunlarla ilgili röportajdır, efendime söyleyeyim. İşte halka bir şeyler söylüyor, işte skeçler çekiliyor falan. Yapar mısın dedi, dedim, tabii ki yaparım abi dedim yani. Zevkle yaparım dedim. Ondan sonra 3 sezon boyunca 3 adamla çalıştım. 3 adam bitti, ben yine evde böyle aynı üniversite zamanları gibi böyle oturdum kaldım. Ya dedim ne yapabilirim, ne yapabilirim? Bir gün telefon çaldı. Eser abi aradı, Safa dedi, BKM'de dedi oyuncu seçmeleri varmış dedi. Ben de dedi seni önerdim dedi. Gider misin dedi. Dedim gitmez miyim abi sen deli misin? Evde oturuyorum yani. Ondan sonra dedi ki beni dedi mahcup etme dedim abi estağfurullah ne mahcubu falan. Gittim. Böyle bir audition çektiler, kamerayı kurdular falan ne yapacaksın falan. Ben de o zaman tabii bir sene falan böyle bir aç kaldım yani şeye, bu işlere. Yılmaz Erdoğan'ın filmlerinden, işte dizilerden, bir şeylerden, tiyatrolarından böyle bir kesit sunacaksın bize. Biz de kamerayı çektik, hocayı izleteceğiz işte falan filan. Beğenirse alınacaksın dediler. Ben sanıyorum ki hani bana öyle dediler. Hani hocaya gidecek falan, gidecek falan. Yılmaz Erdoğan bizi görecek falan. Biz evde böyle iki arkadaş daha gittik, aldım yanıma. Onlarla beraber böyle evde ne kıyafet var, hani ne götürebiliriz falan. Onun heyecanı da çok güzeldi yani. Gittik böyle kamerayı kurdular, başladık biz oynamaya. 110 TL'den bir sahne oynadık. Ondan sonra... Oyalım. Sezgin bir cigara ver diyordu ya şey. Başkan beni övme. Tamam, söyleyeyim. Onu falan oynadık. Ondan sonra genel sanat yönetmenimiz var bizim. Abdullah Özgenç, Apo abimiz. Çok severim. Ben sanıyorum hani hoca izleyecek falan. O direkt dedi tamam dedi. Kapattı video kaydını. Tamam dedi. Ne tamam abi dedi. Tamam mı yani sen seçtik seni dedi. Ne nasıl yani? Tamam yani BKM dizisini falan yapıyor böyle o da böyle konuşuyor. İyi dedik biz baya sevindik yani birdenbire oldu baya uzun sürecek sanırım bu süreci. Biz sonra dediler ki kendimizi tanıtan bir video çekti falan biz gülmekten videoyu çekemedik çünkü çok stresliydik. Birdenbire oldu deyince böyle çok mutlu oldum. Bana dedi Atı Söyde dedi. Sofayı falan diyorum böyle öyle videomuz hatta izletti bize birkaç sene sonra. Sonra işte BKM'ye geldi. Sizlerle de bu şekilde daha çok tanışmış olduk. 5 sezondur da, ya 5 senedir, 3 sezondur da BKM'deyim. Varsın sorusu. Yılmaz Erdoğan'dan daha iyi Yılmaz Erdoğan taklidi yaptığını söylüyorlar. Hani ondan ya, ya kendisinin şaşırıldığı bir ya ben ilk yaptığımı anlatayım sana. Hocanın taklidini ilk yaptığım zaman. Evet. Biz işte BKM'nin Maslak'ta bir yeri var. Mutfak böyle. Aslında böyle restoran. Restoranın içinde de böyle skeçler oynanıyor. Böyle minik bir sahnesi var. Orada biz iki sene boyunca skeç biriktirdik biz. Geldik izledik. Sen izledin mi? Geldik işte skeç biriktiriyoruz falan. Yazıyoruz kenara atıyoruz diyoruz ki bunu işte yayında yaparız falan. Yayın çekildiği zaman bu skeci alırız falan. İki sene boyunca sıfır parayla bir ağlasam yok. Hiç parasız hakikaten. Skeç biriktirdik. Bir gün dediler ki Yılmaz Erdoğan gelecek. Dediler tamam hepimiz nasıl ya falan. Ama hoca yoktu o zaman. Biz kendi aramızda yapıyorduk. Herkes abi ekstra bir hazırlık. Hoca geliyor, hoca geliyor, hoca geliyor. Geliyor 10 dakika sonra geliyor, 20 dakika sonra geliyor. Herkes böyle panik falan. Abi hoca bir geldi. Hepimiz böyleydi orada. Hoca geliyor böyle şu buralara. Yani şu buralara sizin de herhalde falan diyor bize. Biz de bize soracağım. Ondan sonra iki böyle şey yapıyor falan böyle. Evet. Bizi şakalaşıyor falan, bizi gevşetmeye çalışıyor falan. Neyse hoca bir geldi. Ben de hocanın bir şiirini okudum. Bir skeçin içinde geçiyordu. BKM Mutfak diye bir skeç yaptı. İşte herkes oyuncu olmak istiyor falan filan. Onunla ilgili bir skeçti. Hocanın şiirini okudum işte. Başlığım dedi. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim falan. Yanında da hocanın kuzeni var. Yani yardımcısı beraber gidiyorlar her yere falan. Demiş ki
Erdoğan, biz bu şiirin kaydını ne zaman aldık? Yemin ediyorum bana sonra söyledi ya. Yani. Ben kendim sandım ya dedi sen de. Neydi o, kim yaptı onu o falan dedi sonra böyle. Gittim yani hocam ben yaptım dedi. Sen ne diyorsun ya? Bir daha yap bakalım dedi. Ben de seni tamam yeter dedi. Ya zaten benim dikkat ettiğim konu şu. Artık Yılmaz Erdoğan çekimlere keyfi olarak Safa'yı izlemek için geliyor. Hani başlamadan önce böyle diyor. Safa burada mı? Gelsin bakayım, neye de gelsin diyor, hemen kendisini söylüyor. Şey, ya da başka bir taklitle gelsin diyor. Şöyle oluyor, mesela yayından önce bizim sunucular falan çok böyle belli olmuyor yani. Daha çok skeçlere böyle ağırlık verdiğimiz için. Şey diyor mesela, kim sunuyor bugün falan. İşte bizde birkaç sunucu var böyle yani, iyi yapanlar var. Mesela Atakan çok iyi sunucu. Evet. Yani yakışıklıdır da şey. Ondan sonra diyor hocam işte ben sunuyorum falan, bana geliyor hocam hep diyor. Sen sunmuyor musun? Hocam ben işte sunmuyum, şimdi herkes böyle olur. Yani taktik varsa sen sun, bir tane sun. Hocam ne yapacağız lan? Tamam, beni yaparsın işte çık falan. Geliyorum zaten direkt hocam hep diyor. Safa ne var yani? Bir şeyler var mı? Aynen. Hemen buna sorar ya. Buna şahit olmuş. Böyle. Ya, benim de çok kısa bir anımız var. Aziz Yıldırım'ın taklidini yaptı. Ben de bizim üniversitenin sahibine Aziz Yıldırım diye o anda attık ettik. Sonra kongrede Aziz Yıldırım'la konuşunca abi işte selamını aldım ettim, bitti de öyle şey. Hani biz dedi konuşmadık dedi. Yani ben olayın oraya geleceğini bilmiyordum. Hani ama Safa öyle bir konuştu ki hani ki zaten Aziz Yıldırım'ın sesiyle takip edilmiş bir adam. Yok dedi. Ben de ne zaman görüştüm yani, Aziz Yıldırım da biraz nettir yani konularda. Ben de sana selam yollamadım falan. Ya da olur mu konuştuk falan. Ya bir tane ona benzer bir hadise var. Bir arkadaş oturuyoruz böyle, yapıyorum ya ben taktığa. Dedi ki ya dedi, birini arayacağız dedi, ona yapalım dedi, tamam mı? Kimdir abi dedi, Aziz Yıldırım'ın çok yakınım dedi birisi. Şey dersin dedi işte, tekrar başkanlık falan yapacağım, bana destek ol falan dersin dedi. Eyvallah. Tamam dedi. Aradık böyle adamı dedi ki işte, ne yapıyorsun Mehmet? İyi misin? Mehmet olsun hadi abi. Tamam. Şimdi. Mehmet ne yapıyorsun? İyi misin? Ha, iyi dedi. Sağ ol dedi. Falan böyle bir duraksadı. İşte, ben şimdi bak çok laf uzatmayı sevmiyorum. Beğenebilirsin yani böyle. Şimdi başkanlık seçimlerine bir daha gidiyor. Tamam mı? Senin de desteğini bekliyordum bak falan dedi. He dedi. Ve destek mi bekliyorsun dedi. Evet dedi. Sen dedi seni aratana versene telefonu dedi. Aldı telefonu. Hoparlör açık gözetti. Dedi ki, Aziz Başkan yanımda olun benim. Bravo. Böyle patladık. Aslında bu maksimum senin konuştuğun şekilde oldu. Çok güzel hareketler diyen bir yeri. O şekilde. Alkışlar istemiyorum. Evet, şimdi mikrofonumuz burada mı? Bir mikrofon alabilir miyiz? Aynen. Aslında şöyle, orada kalsın, birkaç soru alalım. Hah, bu şekilde yapalım. Tamamdır. Evet, ben de şöyle geçeyim. Alper Demir'iz, Doğan Kavar'ımız, Safa Sarı'mız, hep beraber buradayız. Arkadaşlar bahsetmiştik ya, aslında herkes bir şeyleri çekebilir, bir şeyler üretebilir ama birilerinden farklı olabilmek adına bazen değişik bir şeyler üretmek gerekiyor ve sevdirmek gerekiyor. Ben bu ilk soruyu sorayım, sonra sorular varsa da tekrar alabiliriz. Abi bu işte, hani derler ya, şeytan gibi olması lazım. Buna inanıyor musunuz yoksa bu tamamen hiç... yıllar yılı insanlara kendinizi sevdirmeye zarar verir. Yani bunun sırrını aslında bilmek isteriz. Ben başlayayım mı? Tabii. Yani şeytan tüyü, evet bir kamerada bir enerji var. İşte ne bileyim, tiyatroda farklı bir enerji var. Her işte farklı bir enerji olduğu gibi. O işin bence bir kısmı ama bence doğru analizle birlikte çalışmak da çok önemli. Özellikle YouTube özelliği. Mesela Safa inanılmaz yetenekli bir insan. Ama belki çok değerli insanları analiz edip taklit yapıyor falan. Orada da var aslında. Ben de YouTube'a başladığım zaman bilmiyorum hani enerji var mı yok mu şimdi onu izleyenler daha iyi anlar ama
Ben başlarken böyle prodüksiyonlu eğlence kanalının olmadığını fark ederek başlamıştım aslında YouTube'a. Evet. Dolayısıyla orada birçok şey var. İşte şans var, analiz var, enerji var ama ben en çok doğru analizi ve doğru çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani. Kesinlikle. Şahsen. Var mı sorularınız? Buyurun. YouTube'da en çok zorlandığım konu içerik. Ben şunu yapayım. Mikrofon geldi. Evet, YouTube'daki içerik planlamasını kurgularken biraz zorlanıyorum. Yani yayınlanacağı saati tam olarak kestiremiyorum ve bunun sonrasında da izlenmelerde normalden çok daha fazla bir düşüş oluyor. YouTube stüdyonun konuda yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani açıkçası saat, şöyle söyleyeyim, bence saat ya da işte gün çok önemli değil aslında. Orada farklı metrikler var. Bence YouTube'da izlenmek için ilk olarak o küçük resimler var ya, o küçük resim inanılmaz anlaşılır ve renklerini de doğru seçmek gerekiyor. Daha sonrasında başlık. Bu ikisini yaparsak insanlar video içine girer. Aynı şey gibi düşünebilirsin bunu. Sen bir işte kitap alacağın zaman ilk defa gördüğün bir kitaba kapağı böyle çok güzeldi. Aa ne güzel kitap falan dersin, istemsiz yani. Hani hissettirir onu. YouTube'daki küçük resimde aynı şekilde düşünebilirsin. Ki aynı zamanda kitabın adı da bizim YouTube'da başlığa tekabül ediyor. Bu ikisi çok önemli ama kitabın ilk 30 sayfasını okuduktan sonra o kitabı ya zevkle okursun, devam edersin ya da köşeye bırakırsın. Aslında YouTube'da da öyle. YouTube'da ilk başladığın 30 saniyede, 1 dakikada izleyiciyi içine alması gerekiyor yaptığın şey. Ve dolayısıyla sen bütün bu metrikleri yerine getirdikten sonra YouTube seni zaten bir süre sonra işte atıyorum 6 ay, 2 yıl sen böyle devam ettin. YouTube onları biriktiriyor o bilgileri ve artık seni önermeye başlıyor işte. Başka insanların karşısına çıkartmaya başlıyor. Bence bu konuda içeriği ne zaman yayınladın, işte nereden yükledin gibi birileri bana şey dedi. Ben VPN kullanıyorum, işte Amerika'dan yüklüyorum videolarımı hiç. Yani ben inanmıyorum böyle şeylere açıkçası. Bu soruya karşılık şöyle bir şey söylemek istiyorum. Senin söylediğini desteklemek amaçlı. Şimdi arkadaşımız yeni başlayan bir yolculuk. Ve haftalık periyotta da cuma akşam 6-7 sulara değil mi? Sizin attığınız saatler. Evet, daha çok o saatlerde oturuyor. Şimdi ben arkadaşınızın yerinde olsam o saatte sizin attığınız saatler değil mi? Atmak daha mantıklı çünkü benimki eriyip gidecek. Öyle hissediyorum ve moral bozukluğu oluşuyor. Yani YouTube'a başlamak spor gibi bir şey aslında. İlk iki gün spor yapıyorsun, üçüncü gün aynada kasların çıkmış mı diye bakıyorsun. Yani evet. Öyle başlayanlar çok oluyor. Hani burada da mesela arkadaşımız senin aynı saatte attığında hiçbir şansı yok. Aslında aynı. Aynen. Aynen. Gibi doğru, oluyor. Yani şöyle düşün, gece bir de hiç kimse YouTube'a girip video izlemiyor. Yani çok az bir kesim izliyor. Tamam. Ama cuma günü 5-6-7 periyodunda o prime time zaten YouTube oluyor. Tamam. Ve herkes büyük kanalları video attığı için insanlar da YouTube başında oluyor ve senin görünme olasılığın daha fazla oluyor. Arada kaybolmuyorsun aslında. Hmm. Görünme olasılığın artıyor. Bir de şöyle bir şey var. Ustalar doğru söylüyor. Önerilme sistemi var bunun sonunda. Mesela Doğan abi bir araba işi sallıyor. Mercedes G bilmem ne videosu yaptı. Şimdi o da Mercedes G videosu yaparsa Doğan abinin yan taraftaki önerilen listelerine girme şansı var. Aslında aynı anda yaparsa aynı içeriklerde öneriliyor. Mesela işte sallıyorum ben bir yarışma yapıyorum. Benim bir yarışmama benzer yarışmalar benim videomun ekranında yan tarafta gözüküyor aslında. Hmm. Hani avantajı da var, dezavantajı da var ama bence bu da çok da önemli değil yani. Yine izlenecekse YouTube onu her türlü izletiyor. Evet. Kesinlikle. Yani yılmadan devam ediyoruz. Tamam. Tamam. Var mı başka sorumuz? Başarısız bir alkış. Evet. Olacaksınız. Tam sizde de kalsın, sıkıntı yok. Ben bu soruyu Doğan abiye yönelmek istiyorum. Öncelikle kanalı çok sık takipçisiyiz. Babamla oturup evde gerçekten sıkılıyoruz sabahları kalkıp. Ve şunu sormak istiyorum gerçekten. Hani biliyorsunuz Doğan aracını yaptınız. Hani Doğan SX bir drift aracı yaptınız. Doğan SX drift aracı yaparken hani hangi mentaliteyle
bu işe yani düşündünüz ve gerçekleştirdiniz, bir BMW'nin aslında nasıl bir doğana dönüşebileceğini nasıl hayal ettiniz? Bu hayal nereden geldi? Yani çocukluktan mı yoksa şimdiki zamandan mı? Ben çok merak ediyorum. Yani çok güçlü bir topaşım olsun istiyordum açıkçası uzun yıllardan beri ama drift speklerinde yani o konfigürasyonda yapmak çok zordu çünkü şasi çok sağlam olmadığı için ne kadar sağlamlaştırırsan sağlamlaştır yine de profesyonel bir drift kadarıyla olmuyordu. O yüzden biz de ne yaparız, ne yaparız bir sürü şey düşündük. Yani Nissan mı alalım, yoksa BMW mi alalım, yapalım diye. Dünyada birkaç örneği var bu arada. Yani şimdi dünyada arası böyle bir trend var artık. Eski otomobillerin kasasını alıyorlar, yeni otomobillerin şasesini oturtuyorlar. O mantıktan biraz da yola çıktık. Sonrasında işte böyle bir şey çıktı ortaya. Ama evet, çok hayalini kurduk, düşündük, ettik. Tofaş'ta olmayacağını anladık ve üstüne giydirmeye karar verdik. Böyle bir şey çıktı ortaya. Bir de son bir ricam var. Buraya katılmak isteyen bir arkadaşım daha vardı. Yazık ki katılamadı. O da dedi ki, Alper Bey de eğer ismini söylersem alabilirsin. Bu çok yorumlarda da geliyor. Yani ismini söyler misin, ismini Ahmet. Yani ne bileyim, söyleyeyim de sabaha kadar söyleyeyim yani. Bir kere Ahmet diyebilir misin? Aynen. Bir tane çocuk var öyle ya. Enes Batur yazıyor mu diyor mu bir şey yapıyor. Bir milyon kere mi? Bir. Şey ya bizim Mares söylüyor. Ha Mares söylüyor doğru. Yani ünlü olmak çok basit. 100.000 kere. O şekilde. Var mı soru? Ben de var mı? Evet. Çok gülüyorum. Hayranınızım. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi bir işte başarılı olmak için illa orada kendini geliştirmiş insanlar tarafından keşfedilmek şart mı? Birinin sizi görmesi ya da dikkatini çekmek. Yani benim işimle ilgili mi yoksa genel bir soru? Hem sizin için mesela hani Eser abi sizi keşfetmeseydi sizce burada olur muydunuz? Yani şöyle diyeyim, şimdi ben işe yeni başladığımda benim hani çok böyle bir network'üm yoktu. Yani işte bu işi yapan kişilerle çok tanışmıyordum, çok bilmiyordum. Sadece aile çevresinde birilerini işte güldürüyordum. İşte onlar da diyorlar ki ne güzel tamam diye bir kanal değiştiriyorlar. Sonra televizyona bakıyorlar. Yani öyle oluyordu, bitiyordu. Tamam. Ama bu işi yapan kişiler, bu işi daha önce iştigal etmiş insanlar daha çok network'ü var ve birinin de sana şunu demesi lazım, aa tamam ya gel buraya diyebilmesi lazım. Ya da senin o kapıyı zorlaman lazım. Benim böyle oldu. Bu arada oyuncu olmak istiyor. Evet, nasıl yapacağım ya? Asıl soru oyuncu. Ya benim hikayem daha da aslında uzun ama yani şöyle işte ajansa kaydoldum, işte reklam filmi geldi, oraya gittik falan. Yani oyunculuk yapmak isteyen aslında mesela belediye tiyatrosunda da yapmak isteyen ama ünlü oyuncu mu olmak istiyorsun, oyunculuk yapmak mı istiyorsun? Evet, ya şu an bir kitlem var aslında. Instagram'da vesaire bir ama böyle söylenmez ya, ayıp böyle şeyler. Yok, niye ayıp? Şimdi TikTok'ta 1.2 milyon takipçim var. Ben buna şöyle girdim, kendimi bir şekilde kanıtlamak istiyordum böyle komedi videolarıyla başladım. Şimdi oyunculuk eğitimine başladım. Ne güzel. Evet evet, bir ara şey yapıyordum, yönetmenlere böyle takip atıyordum ben beni görüp filmlerini öğrettiler ama olmadı. Şimdi ya devam ediyorum. Ya o da, öyle olanı da var. Yani işte takip atıyor, bir şekilde iletişim yani Instagram'dan, işte sosyal medyadan bir şekilde iletişime geçip kendini göstermek de bir şey yok aslında. Ama hani ben şöyle yaptım mesela kast ajansları falan oluyor ya. Ya onun iyisini bulup hani ya araştırmak lazım tabii onu. Hangisi iyi falan da bir sürü vardır diye de. Onlar da hani herkese diyor ki sana senin dondurma reklamında oynatacağım, bana 100 lira ver fotoğrafın için. Para isteyen, kast ajansında para isteyen zaten o işi yapıyor. Yani para için yapıyordur o işi. Senden para alayım, ondan para alayım falan. Zaten sen reklam aldığında ya da bir iş aldığında o ajans kazanıyor. O yüzden hani ekstradan sana daha girer girmez para talep eden zaten o işi yapıyor. Benim sana bir önerim var. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Benim sana bir önerim var. Evet. Yılmaz Erdoğan takvimiyle seni bir gün BKM'ye davet etsin. Sen benim ses kaydı olacaksın, siz çağırmışsın. Ben daha 17 yaşındayım. Sen 17 yaşındasın? Evet, ben 17 yaşındayım. Daha lise son açıkla beni. Abla değil mi, demeyeyim mi arasında? Kardeşim. 1 milyon takip. Bravo.
size. Yok, 18'den sonra başvurmam gerekiyor değil mi? Yok, bizde 18'den küçük de var mıydı? Hamza. Ya yok yok. Hamza mı? Yok, tamam. galiba 18'de başladınız. Fatma da 98'liydi galiba. Evet, Fatma da 98'liydi. Tam aranızda bir dörtlü katılacak o zaman, 2004. 2004'lü müsün evet, sen hatırlattın mı? Vallahi yemin ederim, Allah belamı versin. 2004 çok yakın bir zaman değil mi? Daha doğmamış ki. Şöyle abi ben bana çok uzun. İlahi falan çok yakın ya. 2004 tempra var. Korkak aşkı var. Ya bir kere de şunu da söyleyeyim, bir kere enerji çok önemli bir şey. Oyunculukta da insani ilişkilerde de öyle. Bence enerjin çok iyi yani. Aa, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İnşallah Allah senin güzel yani hedeflediğin yerlere gelmen nasıl? Ve Yılmaz Bey'in bir telefon numarası söyleyeyim. Hemen sıfır. Bana ilk söyleyecek, gerizek misin oğlum sen? Asla razı etmem. Ama size fotoğraf çekmek istiyorum. Sen alırım diyorsun yani. Ne olur mu? Veremem. Evet, bir sorumuz var. Bunu vermek istemiyorum ya. Neyse. Yok, lütfen. Evet. Şey... Ha, yanımda var mı? Cemil Bek mikrofon çıktı. Cemil Bek mikrofon çıktı. Safa abi, Doğan abiye söyleyeceğim. Alper'e bana kusura bakma. Şurada. Ayakta mısın sen kanka? Ya şimdi Safa abi heyecanlı. Seni eser yenenlere benzetiyorlar. Ne benziyor Allah aşkına? Valla benzetenlere sor ben çünkü ya yüzümüz benziyor canım. Biraz böyle komikliğimiz falan işte. Mikrofonu söylemeyiz. Arkadaşlar dedi ki üç adamdayken Eser ve İmam'ı kırması gibiydi. böyle bir eleştiri geldi. Evet benziyor. Mesela daha önce ben gözlük takıyordum. Gözlük takınca İbo'ya benziyordum. Gözlüğü çıkınca Eser abiye benziyordum. Ya mesela orada hiç kimseye benzemiyorum. Zayıfladın mı ben? Biraz ben zayıf oldum. Faydalanmışız ya. Nasıl dedi? Çok tam bir yüge geldi. Doğan abiye de söyleyeyim. Buyur abi. Abi. Evet abi. Esen'e gelince şey... Abi ne yapıyorsun ya? Sefa'ya gelince normal bir Türkçe var. Abi. Evet abi. En sevdiğin araba markası. O kadar araba. Ya en sevdiğim araba... Evet, bildiğim araba yani. Hayalini kurduğum araba. En sevdiğim araba. Eyvallah, teşekkür ederim. Hangisi var bu? Ferrari. Ferrari. Var mı? Çok. Anlatsana. Abi senden sakladık ama. Evet, sorular var. Alalım. Şey gibi oldu, konuştuklar gibi oldu. Konsentre dönemem mi fark ettim? Ben seçmiyorum, o moderatör arkadaşlar bana soruyor. Evet. Benim de sorum Doğan abi olacak. Tabii. Doğan abi ben yıllardır sanayideyim ben de. Şimdi üniversite kazandım, otomotiv bölümü okuyorum. Senin bana tavsiyen sosyal medyadan bu işi geliştireyim yoksa sanayide bir dükkan açarak veya bir yerde çalışarak fabrikada falan. Abi şöyle, yatırım tavsiyesi değildir öncelikle. Ya, abi hayat çok garip değil mi? Mesela arkadaşımız Sefa'ya o soruyu sorduğunda şey düşündüm ben. Sefa'nın işi daha zor yoksa bizim işimiz mi? Yani Sefa'nın kendini kanıtlaması mı daha zor birine karışıp yoksa bizim işte sizin karşınıza çıkıp YouTube'da tek başımıza bir şeyler yapmamız mı daha zoru düşündüm. Yani hayat çok garip abi. Ben sana şu doğru yol dersem o bence en yanlış cevap olur. Belki senin kaderin sanayide çalışıp inanılmaz bir yer açıp bu işi büyütmektir. Belki sosyal medyada inanılmaz işler yapmaktır. Yani gerçekten hiç bilmiyorum. Şimdi benim bütün ailem sanayiciydi. Şimdi isim vermeyeyim, bir tane garajda iş yapıyorum şu anda.
Adamın babası da aynı benim gibi sanayiciymiş ama adam şu anda Türkiye'deki bilmem kaçınıyor, 78. dükkanı falan açıyor. İnanılmaz bir yerde. Benden daha çok kazanıyordur, çok çok büyük ihtimalle. Bu iş tamamen vizyon işi ve biraz da kaderle de şansla da alakalı bence. O yüzden %100 bir doğrusu yok yani. Evet, sosyal medya inanılmaz bir yere gidiyor. Otomobil gibi şeylerde çok fazla seviliyor. Gün geçtikçe de zorlaşıyor öyle çıkmak orada. Ama dediğim gibi yani bu tamamen senin kaderine. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Ama okuduğum bölüm büyük iş mesela. Ben okumadım. Keşke ben de okusaydım. İnanılmaz bölümde okuyorsun. Liseyi uzaktan okudum. Liseyi açıklamadım. Lise okumadım. İşte sanayideydim. Ortaokulda. İşte ondan sonra şimdi de üniversite sınavına otomatik burs alıyorum. Uludağ Üniversitesi'ne geldim. Normalde başka şey değilim. Süper abi. Şimdi burada hemen çalışmaya başlıyorum. Hem de okuyorum öyle. Yani bu işin hem okulunu yapıp hem diğer tarafta evet. Sosyal medya işini yaparsın. Müthiş bir birliktelik bence. Yani. İnşallah. Ben yapamadım. İnşallah sen yaparsın. Eyvallah. Evet. Bu tarafa hiç bakmadık. Buraya bir mikrofon verelim. Evet, o tarafa aynı. Evet, bir küçük misafirimiz var. Seni hiç unutmayalım. Bir küçük misafirimizin bir sorusu var. YouTube'a kaç takipçiyle başladınız? Evet, çok güzel bir soru geldi. Başlayalım. Öğretmenimden dolayı başlayalım. YouTube'a herhalde herkes gibi sıfır takipçiyle başladı. Yani, ne tesadüf. Ama tabii Doğan abi de mesela ben de YouTube'dan önce bir şeyler yapıyorduk aslında. YouTube'a başladığımız zaman ufak tefek yine bir şeylerimiz vardı yani kitlemiz ufak da olsa vardı. Ama tabii ki sıfır takipçiyle başlıyorsun ve daha sonrasında insanlar seni takip ediyor. Tamam, şöyle anlatayım. Alper abin olsun, Doğan abin olsun, YouTuber'lar dediğimiz kitle YouTube'a başlamadan önce kendisini kanıtladığı başka bir platformu daha vardı. O platformda kendilerini kanıtladıktan sonra o platform kapanıyor. YouTube'a geçtiğinde diyor ki biz YouTube'dayız artık ve bu sayede de oraya o takip ettiği isimler onu artık yeni platform olan YouTube'da takip etmeye başlıyor. Bu şekilde de çoğalıyor. O şekilde. Tamamız. Tamam mı? Hadi bakalım. İyice kafası karıştı böyle. Babamın da. Ha. Abi neye yayınlıyor acaba? Yaştan dolayı. Tamam. Ha evet, sözümüz var bu tarafa. Yok, bu tarafa. Hazırlandı ama. Öncelikle otomotivin başkenti Bursa'dan tüm dünyaya selam. Eyvallah. Şu anda çok heyecanlıyım, elim ayağım titriyor. Biraz maruz görün. 5 yıldır çok sıkı bir şekilde takipçisiyim. Doğan Bey'in ilk videosunu biliyorum. Neydi ilk videom? Evo'yla yarış videomuz vardı. İkincisi de Panamera'ydı. Ben sizi daha çok Panamera'yla tanımıştım. Şu an çok değişik oldu. Sakin, sakin, gayet iyi. Yavşaldın mı? Daha çok heyecanlısın. Çok teşekkür ederim. Ben de otomotiv lisesi kazanmıştım lise zamanında. O zaman biraz evden uzaktı. Biraz da maddi imkansızlıktan dolayı göndermedi ailem. Ama şu anda bir Anadolu Lisesi'ndeyim ve otomotiv teknolojisi bölümünü okumayı istiyorum yine otomotiv. Ve babamın işi gereği otomotiv sektöründeyiz yıllardır. Doğan abi şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de karbonu, karbon değil de genel bütün kaplamayı ilk yapan kişi benim babamdı. Bunu söylemek istiyorum. Babam beni bugün buraya emir kulu olarak gönderdi. Seni dükkanımıza davet ediyoruz bugün. Ve istediğin her şey, yani sadece sana özel karbon veya şey fark etmez. Bak şu anda... Karbon kumaşı direkt kaplıyoruz. Orijinal tamamen. Evet. Başka bir firma falan yapıyor. Evet, bir işbirliği içerisinde olduğunuzu da biliyorum. Ancak isim vermeden söyleyeyim, o işbirliği içerisinde olduğunuz firma da yapamadığı modelleri zaten bize getiriyor. Biz bu işi kuruyoruz. Alacağım. Yani bugün hayatımda idolümle tanıştım çünkü yani Doğan abi Ferrari hayali vardı mesela. 2 sene önce hatırlıyorum
bunu alamayız ya falan demişti. Ve Ferrari videosunda ben hüngür hüngür ağladım ciğerlerim çıkana kadar. Ben seni buraya alabilir miyim? Gel. Doğan evet. Bak Civanç, normalde şöyle bir şey var. Adam korkuyor. Sürpriz gibi ne olacak? Bir şey olmaz. Yabancı değiliz burada. Yok. Bir BMW sayfası, BMW Dilak belki bilenler değil. Bursa'da da yani bugün bile bir toplantı vardı ve ben gitmedim. Buraya geldim. Çok güzel anlaşılan oldu. Yani... Hayalim bu lan bak. Evet. Bir durum var. Ve dünyada ilk defa kalmam şekilde AMG Tofaş... Onu geçtik. Onu geçtik, adam yanımda. Geç onu, geç. Bunu yaptık ve babanın ismini sana yapmak için. Eyvallah, bak şurada arkadaşım oturuyor benim, ona telefonu ver. Babam da seni de arayacağım, tamam mı? Söz. Bunu arkadaşlar arasın. Abi kitap bulmak çok şey yani. Vallahi her şeyi biliyorum. Vallahi kaç milyon. Hadi kalkın ve davaya getirin. Evet, evet. Bir dahaki adamın direksiyonu. Mikrofon nerede? Bir de ortadan alalım. Evet, oraya alalım. Öndeki arkadaşı çocuklarmış, değil mi? Siz miydiniz? Tamam, alalım. Hızlı. Ben seni gördüm, bir hazırlandım, boğultum falan çıkardım. Ha, tamam. Bir de o da sorsun. Üzüldüm ben çünkü, daha hazırlandı ya. Ben Doğan abiyle konuşmak istiyorum ya. Yok olsun. Gelince videomu söylesin abi. Buyur kardeşim. Doğan abi valla ben senin çok büyük bir hayranım. Eyvallah. Her videonu izlerim. Çok teşekkür ederim. Mide cevabını araba çekmiştiniz. GLS 600 mü geldi? Valla abi bu konuşma bittikten sonra tek isteğim abi seninle fotoğraf çekelim. Valla. Güzel soru kanka. Ben abi dileğimi hani söylemek için kalmak istedim. Eyvallah. Çok eyvallah. Soru soracak bir şey bulamadım abi. Ya şöyle pandemiden dolayı fotoğraf işi bayağı sıkıntılı. Yani belki sana bana bulaşmaz ama sen eve gittiğinde annene babana, babaannene, dedene ulaşabilir. Bu yüzden bunu vebaline de girmek istemem. Belki bir toplu fotoğraf yaparız en sonunda. Herkesi mazur görmesini rica ediyorum çünkü benim de evde annem babam var. Bu sıkıntılı bir şey. Yoksa seve seve kardeşim. Cevaplarım olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Abi Doğan abinin sevenleri gerçekten başka bir şey. Ben de çok seviyorum Doğan abi. Ben bu işlere girmeden önce de izliyordum da. Ben hayatımda hiç geçemedim. Böyle hani çok da böyle o konularda böyle güvende kalmak istedim. Ben bir tek Doğan abi sayesinde bir linç yedim. Biz de birlikte bir video çektik. Şimdi Doğan abi hep araba kullanıyor ya. Benim arabamı çekiyordu Doğan abiyle. Bütün yorumlar, ben işte Doğan abi dedim ki abi kullanır mısın? Yok dedi sen kullan. Ben o arabayı kullanmaz olayım. Adamı öyle bir seviyorlar ki ben dedim ki kapının önüne gelecekler artık. Hani sen nasıl Doğan abimize arabayı vermezsin, o kadar da değerli misin? Abi tabii. Yani çok iyi anlıyorum hocam. İlk ilk kez. İnanılmaz bir durum ya. Abi yani Doğan abinin babası da benim yorumdur yani. Doğan abinin babası Muharrem abi. Şimdi Sinan Çetin'in programı gibi oldu. Şimdi de babam burada. Aynen. Şimdi Muharrem abi gelecek. Muharrem abi de yıllarını vermiş sanayiye. Mükemmel bir ustadır. Eyvallah. Yani Doğan abiden çok Muharrem abi de konuşuyor. Ben de var ya hiç araba falan hiç merak yok mu? Gibi yok. Hadi ya. Ben Temmuz'da araba kullanmaya başladım. Geçtim sen. Maaşlar yatınca. Biraz abi hiç bizde babada araba yok. Dede araba yok. Yani ben daha yeni araba aldım. Golf aldım bu arada. Kaç Golf? Abi 2015. DSG'sine iyi baktırsın. Sıkıntı olmaz. Abi hiç anlamıyorum mesela. DSG'de bende yok. Şanzıman. Şey diyorlar mesela, dur herkes adına onu sorayım. Mesela bu otomatik arabalarda araba böyle durdurduğun zaman mesela hani ince boşa alıp diyorlar. O eski şanzımanlardı. Ha,
Yenilerde gerek yok. Yenileri kendi kendine boşalıyor zaten. Yenileri ama 2015 o yüzden. Ama gene yeni canım yani. 1972 değil yani. Ha. Yani sıkıntı olmadan gerek yok. Tamam, teşekkür ederim. Doğru abi sağ ol. Evet, mikrofon nereye yakın? Artık öyle gerek. Evet, evet, seni alalım, evet. Sadece hazır olsun. Ankara! Bir fotoğraf çekelim. Onu birazdan bakacağız. Soruları var mı? Evet, soru. Evet. Hoş geldiniz, merhaba. Safa Bey'e soracaktım. Burada mısınız? Buradayım. Evet. Biz oyunculukla tiyatroyu da ilgileniyoruz da bunun için önerilerinizi alacaktık. Hani nasıl çalışıyorsunuz? Yani öneri, çalışma, yani stili. Metin var mı mesela abi sizde? Metinde mi çalışıyorsunuz? Tabii tabii. Yani kendimizi geliştirmek için. Ya şey mesela biz nasıl çalışıyoruz onu anlatayım. Yani sizin mesela sizde normalde şeydi atıyorum. Bir tane yazılı bir metin vardı onu aylarca oynuyorsunuz mesela diğerde, başka yerlerde falan. Genelde tiyatrolarda oynuyorlar ama bizde öyle bir şans yok. Bizde şöyle, bir günde yazılıyor. İkinci gün ezberleniyor, üçüncü gün oynanıyor. Yani mesela cumartesi günü çekeceğiz ya. Salı günü okuma provası yaparız. Genelde bir şey çıkmaz. Çarşamba günü bir daha yaparız. Yarım yamalak olur. Perşembe günü abi hadi falan derken bir şeyler çıkıyor. Cuma günü bir prova yapıyoruz. Orada artık ezberledin. Ezberleyemediğin yayında artık doğaçlayacak. Sonra yiyeceğim. Sonra aynen. Sonra da ben niye sen söylemişim gibi sana? Ağzında duruyor böyle, gördün mü seni konuştuğum. Sonra cuma günü ana provayı yapıyoruz. Herkes yapmış işte ezberleri falan. Cumartesi günü abi yayınlar artık ne çıktıysa. Sağ olun, teşekkürler. Rica ederim. Hoş geldiniz efendim. Bir de Fatih Terim istiyorlar. İstek alıyor musun? Ben de isterim. Abi Fatih Terim taklidi yapar mısın? Seçeteye yazın arkadaşlar. Fatih Terim varsa yapar mısın? Fatih Terim ben hiç yapmadım abi. Fatih Terim çünkü Yılmaz Hoca'ya çok benziyor. Benim yaptığım Fatih Terim taklidi. Çünkü ses tonları birbirine çok benziyor. Sadece Fatih Terim'de fazla mimik var. O da şöyle işte bunu... Bak Yılmaz Hoca'ya da kayıyor. Anlatabiliyor muyum çocuklar? Bak karışıyor. Ama ben de yok ben hiç yapmadım Fatih Terim. Neden? Hep isteniyor mesela. Sorularında da şey diyorlar. Fatih Terim yapsana falan diyorlar. Bu arada sorulara geçmeden önce şimdi konu oyunculuk üzerine gidiyorken işte çok güzel bir etkinliğin haberi var. Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi hatta Aykut burada mı? Aykut. Oradan. Aynen. Bizim Aykut da Birol Güven'le birlikte çalışan bir arkadaşımız. O da Bursalı bu arada. Bursa'nın gururu. Kayıtlar başlamış bu arada. Şimdi onun haberi geldi. Onun bilgisi, son başvuruda 6 Mart'taymış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hocam, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Instagram hesabından... Ben bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Instagram hesabını sosyal medya belediyeler arasında aktif ve bu kadar güzel kullanabilen, interaktif kullanabilen sayılıdır. Ve o belediyelerden biridir Bursa Belediyesi'nin. Ben uzun uzun bir kez daha böyle bir etkinliğe takip ettiğim için... Evet, şimdi soruları devam edelim. Şu an ne zaman sorun bu arada? Bayağıdır kaldır eliye. Bir şey oldu koluna. Pardon, bir sorum oldu. Hep böyle bir durum. Ankara abi sen. Mikrofonu ne zaman tanıştın? İşte özel bir gün senin babamla işte ne zaman? 2013. 2013 yılında. Evet, diğer soruya geçelim. Evet, bir soru kaldı. Bir soru oldu. Bir dakika bakalım. Çok arkalara hiç söz vermedik ya. En arkaya bakabilir miyiz be? Arkadan birine... Evet, bunu arkadaşımız biraz... Balkon. Oo. Ben hepinize sormak istiyorum. İnsanları ne katmaya çalışıyordun? Neredesin? Dışarıda biliyor musun?
başlayabilir miyim? Şöyle, ben bir eğlence kanalıyım ve insanların beni izlerken genellikle işte yemek yerken ya da işte uyumadan önce izlediğini biliyorum. Ve gün içinde hepimiz bir stresliyiz işte. Yani herkesin bir zaten gelişim derdi var, işte iş yerinde farklı derdi var. Benim aslında temelde istediğim şey insana o dakikaları en azından güzel geçirebilmek. Ama bunu yaparken de mutlaka bazı konulara da değinmekle mesaj vermek istiyorum. Ve bunu da yapmaya çalışıyorum. Yani hem insanlara güzel vakit geçirebileceği bir 20 dakika hem de ufak da olsa bir mesaj yer vermeye çalışıyorum şahsen. Evet, doğru. Yani evet, Alper'in dedikleri çok doğru. YouTube zaten biraz eğlence isteyen, yani ilk kurulduğu günden beri bir eğlenceli içerikler atılan bir yer. Ben de kendi adıma işte Top Gear diye bir otomobil programı vardı. Otomobil meraklıları çok iyi bilirler. Her şeyi eğlenceli anlatırdı ve çok fazla akılda kalırdı. Zaten de en eskisinden beri böyle değil bu iş. Yani öğretmenlerimiz bile eğlenceli anlatanları, eğlenceli olanları derslerde aklımızda kalırdı. Bizim de yapmaya çalıştığımız şey bu aslında. Ben de tabii ki gençlere iyi örnek almaya çalışıyorum. Yani işte bu işi hız yapacaksam hep piste yapmaya çalışıyorum vesaire vesaire. O anlamda da kitleye doğru mesajlar vermeye çalışıyorum. Yani aslında ben de Alper'e katılıyorum. Yani eğlenmek, eğlendirmek, insanları işte günün stresinden uzaklaştırmak. Yani nasıl diyeyim? Benim ekstra ne olabilir hani YouTube'dan farklı? Yani oynadığın adamın işte karakteri işte ya aynısı oldu ya da işte başka biri oldu ya bu adam o adam oldu dedirtebilmek herhalde. Yani mesela sinemasal düşünüyorum hani dizi, sinema falan. Genelde karakter verildi sana. Sen bu karakteri işte hakkıyla oynayabiliyorsan iyisi yapıyorsun bu işi ve insanlarda o senaryonun içinden ne alması gerekiyorsa kendine onu alıyorlar. Teşekkür ederim. Merhaba, Safa bir sorum olacak da ben buradayım. Ünlü olmadan önceki halinizle, ünlü olduktan sonraki halinizi kıyaslıyorum da aradaki fark sizin için yeni yetenekleriniz mi ortaya çıktı yoksa var olan yeteneğinizi daha çok mu parlattınız? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ya şöyle, ben yeni bir yeteneğe katmadım kendime. Yani hep böyle lisede falan da yapıyorum. Taklitse eğer ondan bahsediyorsun. Ya da oyunculuk yeteneği mi? Pardon, bir daha verelim. Şöyle, var olan yeteneklerinizin üzerine daha da bir yetenek yelpazesi mi açıldı yoksa var olan bir şeyi daha çok mu parlattınız onu merak ettim. Mesela komedi türünde iyisinizdir ama ünlü olduktan sonra dram anlamında da kendinize yeni bir yol mu açtınız veya dram vardı da onu mu daha çok şey yaptınız? Yani şöyle dram hiç yapmadım orada. İstiyorum. Yine gördüm. İster miyim ama isterim çünkü başka bir şey oluyor o zaman. Tabii. Ya genelde bizim sektörde işte ilkokulda başlar hani ilkokulda böyle bir şey yaparsın falan. Ya bu çocuk çok yaramaz falan derler ya. Öyle başlar. Sonra lisede birilerini taklit yaparsın, hocaları yaparsın falan. Ben de lise tiyatrosunda başladım hatta. Lise tiyatrosu yaptım. Var olan bir şey varmış. Hatta ben lise tiyatrosunun ilk seçmesine gittiğimde bir şey yaptım falan böyle bir iki taklit falan yaptım. Millet gülünce şaşırdım böyle biliyor musun? Dedim niye gülüyorlar ya bunlar dedim. Ya meğerse bana hiç, yani ben hiç kimsenin yapmamışım o zamana kadar. Hani orada yapınca bir Allah Allah bu iyi ya insanların gülmesi de hoşuma gitti. Yani aa ne dedi ya bizim ya falan dedi hocalar falan böyle. Ya müdür beni taklitini yapsana ya falan dedi hocalar beni çağırıyor özellikle. Öğretmenler odasına falan. Yani onun üzerine şunu kattım diyebilirim hani başka insanlar işte başka meziyetler mesela oyunda işte o duyguyu verebilmek bazen mesela skeçin içinde dram oluyor. Onu mesela hiç yapmamıştım. İşte bu çok güzel hareketlerin içinde bazen oluyor, onu veriyorum. Ekstra bunlar oluyor. Ama hani sen de söyledin, benim de çok büyük isteğimdir, arzumdur yani. Dram oynamak, böyle sinirli bir herif oynamak, başka bir şey oynamak çok
O oyunculuk ben gülerim çok açan bir şey. Ben gülerim abi. Istedim. Bence şu an bir deneyebilirsiniz. Ya, babam ve oğluman sesi biliyorsun falan. Yani tabii ki senaryo falan olacak. Abi sabah abi senin backup'ın çok komik abi. Yani şimdi babam ve oğlumunu düşünsenize. Ama şöyle bir şey var ya, hayatın içinde de mesela yani o dramanın içinde de bir komiklik var ya. Sürekli ağlayan bir aile yoktur mesela. Yani evin içinde böyle bir şaka olur, bir şey olur. Birisi bir şey düşer mesela, kardeşi güler ona. Evet. Yani ya böyle bir şey de olur. Sürekli böyle duran, babam öldü, babamın ben öldürdü var. Böyle bir aile çok yok. Evet, evet, evet. Hani dramın içinde komik bir unsur olmak da tatlı. Gibi. Ha. Aynen öyle. Aynen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel bir soru. Hızlı soru alalım. Merhabalar. Doğan abi. Merhaba. Sen şimdi bir otomobil tutkunusun değil mi? Evet abi. Sana şimdi bir soru soracağım. Sen ilk böyle hangi arabaya oturdun? İlk yani kullanmaya başladın araba. Abi bu arada aynı kişi ya. Maske değiştirip oturmuş öyle. Çok güzel. Bizi yapıyoruz değil mi? Ha yok bak bak. Çok güzel izliyorlar değil mi? Abi. Benim şey. Oradan kalkıp oraya gittim. İkisi yok herhalde. 30 sene önceye falan gittim bazen. Fark etmiyor abi, benim soracağım soru şu şimdi, ilk oturdun böyle, arabayı çalıştırdın, hangi duyguları hissettin yani bir tutkun olarak böyle? O şeyi anladın değil mi, o ağızda anladın sen? Çok iyi değil mi? Evet, evet, böyle özel bir dil var orada. Sen anladın abi. Sen anladın abi. Ya bu çok garip bir şey, ilk önce zaten otomobil kullanamayacağım falan zannediyorsun. Hep insanları izliyorsun, ne diyorsun? Sonra bir kendine güven oluşmaya başlıyor ve kullanıyorsun. Ondan sonrasında da sürekli kullanmak istiyorsun. Yani benim gece rüyama falan giriyordu araba. Yeni yeni böyle artık girmeye başladım. Yol sonuna hayal edip sabah kadar kullanıyordum onu. Bayağı geziyordum abi böyle arabayı. Gençliğinden gelen bir rüya şeydi. Çok özür dilerim abi. Aklıma geldi söyledim unutmadan. Ben ilk araba kullandığım gün 6 ay önce falan vardı. Ne kullandın abi? Eskilerden. Golf ya. Kendi arabası, kendi arabası. Bende öyle bir şey var abi, Tim. Başkasının arabasını kullanarak öğrenmek istemiyorum diyor. Ben kendi arabamı vuracaksam da bir yere vurayım hani. Abi bir gün kullandım, ertesi gün rüyamda full araba kullandım. Yemin ediyorum. Çok garip bir histi ya. Ben de bir arabanın hayalini kurarım böyle. Kurarım, yatarım sonra bir anda kullanırım hakikaten. Ya çok güzel bir araba, bir anda kullanırım. Ya ben lafını böldüm çok. Abi yok, hiç soru yok ya. Ne güzel. Aman aman. Arkadan doğru gidelim mi? Abi evet, İsyan var. Tam konusu arıyor. Merhaba. Merhaba. Abi oraya mikrofon atmamız lazım. Ben Mustafa abiye bir soru soracaktım. Hangisi Mustafa? Mustafa. Neredeyiz abi? Merhaba kardeşim. Gördüm şu. Abi Arif abinin durumu nasıl, onu soracaktım ben. Arif çok iyi geldi. Başladık hatta tanıtım filmden. Bizim bu arada kanser tedavisi gören bir arkadaşım. Evet. Arif Gül oldu. Şu anda tertemiz abi. Süper yani. Geldi. Bomba gibi geldi yani. İyi yani. Ama biraz kilo almış. Abi bir sezon daha devam edecek mi peki? Devam edecek ama ne kadar süre bilmiyorum. Bir olur mu, iki olur mu, üç olur. Ha bu arada Star TV'deyiz arkadaşlar bundan sonra. Çok güzel hareketler. Aa niye aa? Ne güzel Star TV'de. Ha? Daha iyi para mı bilmiyorum. Bize bir şey yansımadı. Çok iyi sen, çok iyi. Doğan abi. Doğan abi. Efendim abi? Buradayım abi. Evet, buyur abi. Abi. Benim sorum yok da hani biraz böyle derdini paylaşmak istedim. Gel lan. Şey, buraya kadar zahmet etmesin de siz. Şimdi bir otomobil tutkunu olarak işte sürekli arabalara bakıyoruz, hayaller kuruyoruz. Hani ben bir arabaya bakıyorum işte bu arabaya şu motoru sıvatmasak, şu badikleri yapsak. Çok güzel hayaller kuruyoruz ama bir yandan da düşünüyorum şimdi artık elektrikli arabalara geçiyoruz hani. Bu hayalleri biraz daha düşünürken biraz da bunun üzüntüsü var. Hani keşke diyorum biraz daha erken. Gelseydik dünyada güzel işler yapsaydık. Yani, arabalar biraz hayallerimiz kısıtlıyor gibi. Ya şöyle, bu arada ben de çok sevmiyorum elektrikli otomobilleri. Her otomobil tutkunu gibi ama
dünya buraya gidiyor. Yani dünyayı daha az kirleten otomobiller, elektrikli otomobiller. Bu dünyada yaşamak için de bu otomobillere alışıp gitmek zorundayız açıkçası. Benim de çok sevdiğim bir şey değil. Çünkü senden sonraki jenerasyon emin ol, o otomobilleri daha çok sevecek misin? Belki kullandığımız işten yanmalı motoru sahip otomobiller onlara gelecek. Çünkü o teknolojinin içine doğacaklar. Şimdi biz otomobili bitince oturuyoruz, bir gaza basıyoruz, gaz sesi geliyor, bunu alacağız, işte montaj çeviriyoruz. Bunun içine doğmuşuz ve buna alışıyoruz ama yeni nesilde elektrikli otomobilleri sevecek, emin ol. Bize şu anda nasıl garip geliyorsa ve çevreyi korumak için de bu otomobillere binmek zorundayız. Yapacak bir şey yok çünkü yıllardır çok fazla kirlenmişiz çevreyi. O yüzden biraz sevmekte zorundayız yani. Aynen. Onun da iyi yönlerinden bak işte sıfır yüzü çok iyi falan. Yol tutuşu diğer otomobillere göre daha iyi. Biraz onun bu tarafından bakmaya çalış yani. Ama eskisi kadar artık modifiye falan. O yüzden evet, olmayacak. Aynen. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet, abla sen bu. Bir sen de abla. Sabahtan beri gözlerinin hapsındayım abla. Hepinizi evet. Seviyorum bu arada. Sefa'yı ayrı seviyorum, Sefa kardeşimi. Teşekkür ederim. O köşeye oturmadığınız için çok pişmanım bu arada. Hep pozum bu yöne dönüştünüz. Dikkatinizi çekebilmek için bütün kaşaklarınızı... Ama şu anda sende mi yok o? Sefa kardeşim, senden bir şey rica edeceğim. Bunu defalarca YouTube'dan geri sarıp sarıp izlemişliğim var seni. Özellikle Aşık Veysel Kabri'nin. Şimdi böyle canlı canlı. Dram yapıyorsun. En fazla şey de aynısını yaptı. Diye i̇şte devam etti. Bu şey, onu aşıyorsun böyle fazla süre. Sanki adam canını bekliyor. Yani teşekkür ederim. İyi yapayım mı bunu? Yapıyorum. Ha onun için bir de ulusal müzik verelim mi? Olur mu? Bir alttan al. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dost dost diğerli geldi gelsin tadım benim tadım tadım doğrudur. Abi bu becerileri ağlıyor çünkü. Baba çok şapur. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Evet, ortaları verelim. Mikrofonu. Ha evet abi, VIP'den öde de bir abimiz var. Benim mikrofona ihtiyacım yok. Hoş geldiniz. Abi yalnız goca ekti abi. Kapatmış orayı. Baksana, bravo. Bir açalım mı abi? Doğan abi, evet. Buyurun. Bir sorum yok ama
Sen ne yapıyorsun? Dedim sesle Alperen'i çok seviyorum sadece. Teşekkür ederim. İyi ki var. Bu Doğan'ın sevgi çok da yapmıyor ama. Evet, ilk de Doğan abi dedi. Abi o da fake attı. Şimdi ama çok iyi değil mi ya? Ben 25 mikrofon almaya versin. Sizi troll edin. Aynen. Çok iyi. Bravo. Normal etkili iletişim. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz Alper abi. Ben Alper abiye soracağım. Alper abi, bir iki ay öncesinde bir video çekmiştin. Yurt dışındaki ülkelere bir video çekme projem vardı. Ben uluslararası lisede okuyorum. Yanımda hatta Fas'tan, Anadolu'dan arkadaşlarımı getirdim. Süper. Yani yurt dışına nasıl açılacaksın? Hangi videodan bahsediyorsun? Bir yıl sonra izleyeceğim onu. Ha, anladım. Dediğim. Şöyle, biz şöyle, şimdi insanlara da burada açıklamış olayım ben. Şöyle bir video çektik. İşte bu yıl başında, bir sene sonra işte hayallerinizle burada neler yapacaksınız bir sene boyunca falan. Sonra bir sene sonra tekrar bir video çekip hani ne kadar oldu, neler değiştirdiniz burada falan gibi bir video yapmıştık. Ben orada aslında spesifik bir şeyden bahsetmedim ama hatta arkada Doğan abiyle de konuştum. Bu yaptığımız işi hem Türkiye'de hem de böyle globalde yapabilecek bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Aslında hani birçok YouTuber'ın da aklında vardır, bu hayalidir. Bizim de işte böyle çalışıp çabaladığımız şeyler var. Bir şekilde sadece Türkiye'de değil, globalde de bir başarı elde etmek hedefim. Konu oydu aslında yani. Teşekkür ederim. Daha belli değil, bakalım neler olacak. Evet, soruyorum. Neredesin? Buradayım. Oy, tamam, şimdi gördüm. Öncelikle en başından beri çok güzel bir programdı. Nişantaşı Üniversitesi'ne ve belediyeyi teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sorun Safa abiye. Bu sahnede hiç şakınıza gülünmediği bir an oldu mu? Güzel söylüyor. Güzel söylüyor. Ya genel, ya ben kendi açımdan söyleyeyim kimseye. Adına konuşmayayım da, genelde bizim güldüğümüz bazı yerler var ya, o reaksiyon almayan yerlerde ben çok gülüyorum. Mesela çok güveniyor mesela şakasına, bir şaka yapıyor, bakıyor reaksiyon değil mi? O bir bekleme var hani, kalkış bekleme. Bir iki saniye bekleyip baktı almıyorsa ben çok gülerim mesela. Hasan Mezarcı'nın yayınlar kalkmıyor mu onlar? Yok, hayır canım. Biz ne görüyorsanız onu çekiyoruz, canlı yayın gibi yani. Çok eğlenceli. Ya ben de çok eğleniyorum da, işimi çok seviyorum. Herkes inşallah. İşte o var ya. Abi bir şey diyeceğim. Biz de kesiyoruz o gülümmeyen, komik olmayan. Sizde öyle bir şey yok, kesiyoruz. Bir şey diyeceğim, Safa'nın küçüklüğü gelmedi mi abi? Aha. Abi ama çok benziyor. Kime bakıyor, nereye bakıyor? Abi yıldanır, çok tatlı bir çocuk. Arkadaşlar çok tatlı bir çocuk var. Arkadaki resmi aynı Safa'nın küçüklüğü. Aynısı değil mi arkadaki fotoğrafı? Gitmiyor, gelmiyor, korktu. Ama çok tatlı maşallah. Adı ne? Doğan mı? Doğan. Hayır, Doğan. Ne eksik? Abi yıllardır seni de izliyormuş ha. İlk videomdan beri. Abi ilk arabaya bindiğinden de. Evet. Çok iyi. Evet, sol tarafa. Aa bak, bizim üniversitemizden bir öğrencimiz var burada. Evet. Mikrofon var mı? Ben ilk önce Alper Bey'le başladım istiyorum. Nişantaşı Üniversitesi Medya Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Süper. Geçen sene pandemi döneminde Burak Bozkurt'la birlikte, Yeni Dijital'le birlikte bir zirve gerçekleştirmiştik. Yeni Medya Kariyer Zirvesi gerçekleştirmiştik. Bu sene onun uygun görülürse okulda olmasını istiyoruz. Bu bağlamda hem Burak Bey'le görüşeceğiz. Burak Bey'le birlikte sizi de davet etmek isterim ben. Tabii ben iletirim. Zaten iletişimdeyiz biz sürekli. Mehmet'le de zaten sürekli konuşuyoruz. Biz de mutlu olmuşuz. Onun dışında Doğan Bey'e sormak istediğim bir şey var. Yeni medya bölümü öğrencisi olarak en inovatif araçlardan biri olan Tesla'yı aldınız. Bu bağlamda Tesla'yı kullanırken ki hissettiğiniz hazzı ben çok merak ettim. Tesla'yı almadım, sipariş verdiniz. Sipariş verdiniz. $100 yedi Elon Musk şu an. Bakacağız, gelecek mi gelmeyecek mi? Kamyonete $100. Bu arada kamera verisine gelmişken. Abi kamyonetini mi aldın? Almadım abi. Kapora veriyorsun. $100 yazılıyorsun. Aldırmıyorlar abi. Yazıldı. Sen bana kandırma ya. Kırk bey.
Bu arada konu testine gelmişken onu da söyleyeyim. Biz geçen gün üniversitede Kemal Geçeri, Kemal Bey'i aradık. Türkiye'deki test sana CEO'su. Kemal misin? Kemal. Kemal. Yani evet, evet, bir arkadaşımız da orada yani üst düzey bir yönetici oldu. Şu an yavaş yavaş belli olmaya başladı. Böyle direkt CEO'su abi. Yani adam gösterdi, baktı. Eski bankacı değil mi? Adam böyle çok, yani çok yaşamıyor yani. Ama şu adam zehir gibi. Bankacı, eski bankacı, onu diyorsun. Kemal Geçer ya, bunu söylüyor. Tamam, doğru. Aynen. Geçen üniversite aldık bunu. Şimdi bir iş bilgine gidiyoruz. Tesla geliyor bu arada Türkiye'ye, evet. Ben abi almadım Tesla. Sadece kamyonet için sipariş formu oluşturuyorsun. O sipariş formu oluşturdum. 100 dolara da yatırdık. Bakalım ne olacak? Buradan aktif kazanacağız en kötü. 100 dolar bir yere alırsak. Kemal abi kliyor ya dedi adam. Tesla nasıl yiyor? Son olarak. Buyurun. Evet. Sefa Bey'e çok hayatında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben tek bir takip istiyorum kendisinden. Doğu Demir Polar'a kahkahalar atmıştım. Onu rica etsem size. Ya Doğu'yu çok seviyorum abi. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır yani. Ona yaptım bir kere. Arkadaş dedi, senin takvimini yapıyor musun, yapsana dedi, yaptım böyle işte, selamlar için falan dedim. Dedim abla o da yamuk mu lan? Dedim oğlum sen hiç mi aileye baktın, yamuk senin abla. Evet, söz almayanlara verelim. Benim sorum. Abi. Burada çok küçük bir hanımefendi var. Ben hepinizi çok seviyorum, imza almak istiyorum sizden. Abi bak, sileme geldi. Fotoğraf yoksa imza var dedi. Aynen. İmzalayabilir misiniz? Ben? Kalemle boş kağıt. Kalemle boş kağıt. Fotoğraf çalışmış bile. Editörlük de var abi. Aynen. Bak ne güzel yapmış bir abi. Eskiyorsun, eskiden imza var. Ya, hakikaten. Muhtemelen en son böyle 90 yıllarında falan hani. Boş kağıt sevmiş. Çalışmış mı? İyi karıştırmayız mı? Kralilir yok şu anda. Adın ne? Elif Duru. Tamam. Arkadaşlar masraf fotoğrafı almışlar. Benim her yerde fotoğrafım var. Başka ne var? Özlem Hoca'ya ne koymuş? Abi bunu biz imzalayalım. Bekarlardan biz imzalayalım. Afgan Hocam imzalamış. Afgan Hocam nerede? Heh, ofis tamam. Tamam. O zaman ben şöyle sırasıyla vereyim. Hatta bunu çıkarken bir soruları da alalım o sırada. Abi benim de sorum. Abi. Abi. Sen buradayım. Buraya mı? Buradayım değil yani daha çok. Vallahi göreyim. Bak şurada çok ortada çok el kaldıran var. Ha gördüm. Tamam. Tamam. YouTube'da ilk videolarınız çok izlenince, trendlere girince ne hissettiniz? Kime sordun abi soruyu? Alper abi, sana ve Doğan'a. Eyvallah. Yani tabii ki çok güzel bir hissi. Trend aslında çok da böyle şey değil hani insan hayatında yaşanan bir şey değil ama kendi güzel hisset diye alırsın. Evet, bence de. Ya ben ilk videoyu paylaştığım zaman ilk gün çok izlenmedi. Ertesi gün birden bir baktım trendlere girmiş video falan. Ondan önce de izlenmeye başlamıştık. Tabii ki inanılmaz mutlu oldu. İnsanın emeğinin karşılığını görmesi çok güzel bir şey. Ama hani böyle trend aslında çok da önemli değil. İzlendikten sonra zaten insan kendini çok güzel hissediyor. Aynı şekilde izlenmeyince de insan bu arada çok kötü hissediyor. Mesela bir video atıyorsun, çok kesin çok izlenmiyor diyorsun. Bir atıyorsun, kimsenin umurunda olmuyor falan. İnsanın canı gerçekten çok sıkılıyor. Bir de negatif yönünü direkt görebildiğin bir iş. Hani yaptığın iş kötü olduğunu direkt görebiliyorsun. Anında yani. Hani normalde bir işe uğraşırsın, belli bir süre geçer falan. Öyle değil bizim işte. Direkt kötüyse izlenmiyor. İyi tarafı iyi, kötü tarafı da kötü. Ben de ilk çıktığımda işte o zaman kafalar falan çok trende çıkıyordu. Diyordum ya ne kadar güzel bir şey oldu, ne acayip bir şey yani. YouTube açıyorsun direkt karşısında senin kanalın çıkıyor. Ben ilk çıktığımda inanamamıştım. Hatta ilk videom da bayağı trend 2'ye kadar falan çıkmıştı. O gece kulübü videosuydu sanırım. Çok garip bir histi yani ama şimdi de tabii çok normal bir şeymiş gibi geliyor. Bu arada hiçbir artısı yok yani kanala falan. Öyle çok yani büyük bir artısı yok. Biraz daha görünür hale geliyorsun ama o ilk gün heyecan yok. İlk gün heyecanını yaşamak isterdim tekrar.
Umar abi bir şey stories atıyorum ne yapsan. Sen de girdiğin zaman ekran fotoğrafı atıyor. Evet, şey atıyorum. Evet. Mikrofonu ben aldım, buradayım. Kim? Buradayım. Tamam, verelim. Fotoğraf veya şey değil, değil mi? Soru. Buradayım, mikrofon burada. Ben de şuradayım. Ayakta abi bak. Evet, gördüm abi. Buraya bak. Hoş geldiniz önce. Bir şey anlatmak istiyorum eğer izin verirseniz. Sanat Kabadarı Başkanı Suhan Doktor İşar Ocak'tan. Başta oyunculukla ilgili bir takım öneriler, talepler oldu arkadaşlardan. İzin verirseniz bunu anlatmak istiyorum şöyle. Arkadaşlar, oyuncu olmak istiyorsanız öncelikle konservatuvar okumanız gerekiyor. Ama ünlü olmak istiyorsanız, tabii o birden fazla yöntem var, tercih var. Bu önerim oyuncu olmak isteyenlere biliyorum Sefa kardeşim. Konservatuvar okumadım zannedersen. Ben okumadım, alaylılık da var. İsteyen konservatuvar tabii, tabii, hayır. Ama şimdi, konservatuvar dediğin zaman televizyon, yani kamera önü eğitimi devlet konservatuvarında yok diye biliyorum. Yani sahne sanatları tabii ki konservatuvar okumak isteyen okuyabilir. Ama oyunculuğun temeli konservatuvar olan bir şey. Kesinlikle. Öncelikle eğer oyuncu olmak isteyen arkadaşlar konservatuvara yönelsinler. Ondan sonra işte ajanslar, kaslar var. Senin de anımsattığı gibi para göz olan çok ciddi kaslar var. Onlardan uzak dursunlar. Aynen. Teşekkür ederim bunu anımsatmak için. Biz teşekkür ederiz abi. Bilgiler. Çok teşekkürler. Evet, şuraya verelim. Nerede mikrofon? Yakalanmış pardon. Buraya. Benim sorum Doğan abi olacak. Doğan abi, benim uzun zamandır araba sevdam var ve çok kullanmak istiyorum. Şey bitmiş olabilir. Olsun, sen bari güzel denilmişsin. Ben sorayım o zaman, hazır toplanana kadar. Kartal nasip oldu. Hep bu başlangıç arabam ve benim için avantaj mı olur, dezavantaj mı? Kötü arabayla araba kullanmayı öğrenirsen evet, her arabayı kullanırsın. En doğru yani. Yani kötü derken kartal kötü araba diye söylemiyoruz. Yanlış yapmadım. Eski model. Eski model ve işte debriyajı zor kavrayan, işte vitesi zor geçen bir arabayla öğrenirsen her arabayı kullanırsın. O yüzden avantaj. Tamam. Teşekkür ederim. Eyvallah. İlk veririz Roman. Doğan abi. Abi araba sevdası Doğan'da bak. Doğan abi sırf bu ev senin için geldi. Alper abi kusura bakmayın. Valla ilk Instagram'da işte bu sırf şey belediyesinin karşına çıktı sosyal medyadan gelecekler diye. Bir baktım Doğan Kabak. Ben abi şöyle herkes biliyorsunuzdur. Evet. Bunları topluyorum. Sana hediye vermek istiyordum ama bir şekilde nasıl ulaştıracağım bilmiyordum. Şöyle ulaştırıyorsun abi ama. Bana dedim alırım. Abi mesaj atıyordum. Kanka nasıl okuyayım? Bir üçüncü tane mesaj değil. Son mail atacaktım. Onu da atamadım. Mail atsana da şu. Doğan ben bugün için mail yoktu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Vesile oldular. Eyvallah. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim bir insansın. Sağ ol. Japonca olduğumuz için. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Güzel araba da çıktı bugün hediye. Güzel oldu. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Gayet güzel. Evet, son iki soru. Ha, gel bakalım. Gel, ne? Kim o? Ha. Mikrofon alalım, burada konuş. Ha. Sokak. Çok teşekkürler. Güzel, güzel. Şöyle, bilmeyenler için rahatlıkla sorayım. Broz diye bizim bir kanalımız daha var. Onlar benim aslında bundan 5 sene önce müzik yaptığım arkadaşlarım. Biz böyle her hafta bar bar işte rock müzik yapıyorduk. Daha sonrasında baktık ki hani buradan hemen anca böyle kendi arşivimizi çıkartabiliyoruz. Ondan sonra benim o sıralarda da YouTube işlerim başlayınca hemen onlara da bir kanal açtık. Öyle hem eski, çok eski arkadaşlarım hem de şimdi birlikte iş yapıyoruz. Zaten benim de ekibim %70 benim çocukluk arkadaşım yani falan. Onlardan, onlardan. Sonra... O teklifti de ben de öyle bir teklifi değerlendirdim aslında. Ben sadece orada bir uyumcuyum yani. Yok, benim aklımdan geçmedi. Ben o kadar henüz şey yapamıyorum. O kadar. Evet, son soruları alacağız. Evet, biliyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Doğan abi, benim sorum sana olacak. Abi sana olacak. Otobülo kanalım var. Selam'la konuşalım. Ne kanalı abi, özür dilerim. Otobülo kanalı abi. Daha iyi. Otobülo. Otobülo. Eyvallah. Abi şimdi ben yeni başladım. Senin
önceden beri takip ediyorum. Sıfırdan buralara gelmen abi benim için çok motivasyon kaynağı. Eyvallah. Safiyetini çok seviyorum abi. Benim sorum şöyle olacak. Bu içerik hazırlarken konularda kendiniz mi hazırlıyorsunuz, ekibiniz mi var? Yani bu içerik konuları nasıl seçiyorsunuz? Neye dikkat ediyorsunuz? Abi, bir daha sorun olarak fazla. Biz portre çizim abi İngilizce. Sana hediye vermek istiyorum. Şu anda... Abi hediye en sevdiğim abi. Şimdi alırım. Sorun. Hediye kolay abi. Olayın kolay. Getir abi istersen. Teşekkür ederim. Aynen. Ben de o arada sen gelirken soruna cevap vererek bak devam edeyim abi hayatıma. Şöyle... Direkt senin küçüklüğün ya. Ben seni almaya çalışırsam aşağı düşüyorum. Sen mi yaptın bunu? Valla çok iyiymiş ya. Bayağı yakışıklı. Çok teşekkür ederim. Beğendim abi. Ay gerçekten. Eline sağlık. Abi şöyle biz içeriği şöyle hazırlıyoruz. Her arkadaşım farklı YouTube'da strateji izliyor. Valla çok bayağı iyi. Bayağı iyi. Ha? Hakkı Alkan'ın portresi geldi. Hatırlıyor musun abi? Hatırlıyor. Hakkı abi birinin portresini çizmiş. O da paylaşmış, artı sen beni bir daha çizme diye. Ama onu koymuş oraya da. Abi şöyle, içerikleri her YouTuber arkadaşım farklı hazırlanıyor işte. İkiliyle komple hazırlanan var, düşünen neden. Benim avantajım ben böyle 18 sene falan dergi yaptığım için her şeye haberci gözüyle bakabiliyorum. Yani otomobile de aşina olduğum için ne ilgi çeker ne ilgi çekmez az çok biliyorum. Tabii ki %100 çalışmıyor. Yani bir video çok izlenir diye düşünürsem ama izlenmiyor. Ama genelde eğlenceli ve insanların merak edeceği şeyleri çekmeye çalışıyorum. Bu şekilde abi yani kendim düşünüyorum. İşte bir tane arkadaşım var, onlara da düşünüyorum ama genelde o habercilikten gelen şeyle yürütüyorum işi. Eyvallah. Küçük sopa. Ya sen ne başlasın? Gel bana gider dur. Ya ne yapıyorsun? Gülüyor ya. Merhaba. Nasılsın? Çok iyi ya. Çok tatlı. Yıllardır seni takip ediyorum abi. Çok iyi ya. Merhaba. Abi. Ha, bir şey söyler misin? Ah. He. Maşallah abi. El buraya, el buraya. Bak orada ne var? Bak orada ne var? Nerede? Ya şu güzel roman düşünsün ha. Babası gel babası. Babası gel abi. Babası gel baba. Dedesi mi? Tamam son bir sene dinleyelim. Çok genç de doğmuşsunuz ya. Kim? Kaçışın devamı artık bilmiyorum. Ayda falan çekmen lazım artık. Aynı. Kaçış ay. İkinci sezonu Dominik'te çektik. Dünyanın öteki ucunda artık bunun üstüne koymadan yeni bir şey de yapmak da istemiyorum. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Yani işte daha iyisini yapabileceğime inanırsam kesin yaparım. Hani kendi kanalım olur, Excel olur, başka bir yer olur ama daha iyisini yapmak hedefimiz yani. Umarım bakalım. Evet, şimdi ufaktan toparlayalım. Çokça sağlı soru var. Yani inanılmaz. Yani görev isterdim ki herkese tek tek muhabbet verelim. Ama genel olarak sorularımızla hep bir başarı hikayesinin alt bandları aslında. Ben hani Doğan abi olsun, Safa olsun, Alper olsun yıllardır başarılarımla birebir de mutfak arkasından da şahitlik ettim. Konuyu da ilgili olarak da ben şimdi Aftan hocamı bir çağırayım buraya. Daha sonrasında da Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Basın Yayın Halk İlişkiler Daire Başkanımız Ahmet Baydar'ı da sahneye alarak biz toplu selfie'yle de veda etmiş olalım. Hocam uygunsa. Tabii ki. Bir de son bitirmeden bir şey diyelim ya. Bize hep YouTube açacak olan arkadaşlar falan soruyorlar işte. Demin arkadaş da sordu benim kanal izlenmiyor dedi falan. Ben ilk başladığımda Afkan Hoca'nın videolarını izliyordum açıkçası. Şiddetle öneririz yani. Yeni kanal açacak olan ya da kanal geliştirmek isteyen arkadaşlara. Geliyor Afkan Hoca'yı öneririz. Geliyor hocam geliyor. Ben işte geliyor dedim. Gelmedi. Evet, gelebiliriz. Afgan hocam. Üstüne gelseydi çok güzel olur. Çok güzel olur. Yok olmadı be. İşte Afgan hocam falan. Tamam. Gelebiliriz. Afgan hocam biz de kritik yapıyorduk. Evet hocam. Konu size de geldi. Ahmet hocamız da varsa birkaç cümlemiz onları da alalım. Öyle kapatalım.
Teşekkürler. Doğan abi bir şey söyledi hocam. Ben bu arada hocam şöyle en çizimli tablolarım var. Düşünür müyüz? Arkadaşlar dediğimiz gibi Abdurrahman hocamın bizi her gün beraberiz. Okulda. Yani o nasıl olacak, bu nasıl olacak, işte nasıl içerik üretiniz, aklınıza bir konsept geliyor, bunu nasıl yaparız? Yani herkesin düşündüğü bir konsept oluyor. Biz diyoruz ki bunu böyle yapsak nasıl olur? Bu kritikleri yaptığımız ve çalışmaktan çok zevk aldığım bir isim Abdurrahman hocam. Doğan abim de az önce senden bahsetti. Ha, çok teşekkürler. Evet. Sorular varsa soruları alabilirim. Şeyi söyledik abi, yani kanal açacaklar zaman biz ilk başta seni izlemiştik başlarken. Yani buradaki sorularla işte kanal açacağım, değiştireceğim tarzında sorular da var. Biz de direkt linki bırakıyoruz şuraya arkadaşlar. Direkt Abdurrahman hocam kanalıyla eğitim videolarını izlerseniz en yardımcı olacak şey odur yani. Evet, hani adım atmak hocam. Yani burada aslında herkesin yaptığı şey adım atmak. Harekete geçin. Hocamız kas ajanslarına katılmış, en iyisini araştırmış, adım atmış, katılmış, yapmış. Siz de adım attınız, başladınız, yaptınız. Belki ilk kas ajansına katıldığı zaman olmadı. Bu o demek değil ki diğer olmayacak. Diğerine geçti, diğerine geçti. Bir tanesi oldu bir yerde. Keşfediliyorsunuz. En zor olan adım atmak, adım atın. İnternette var olun. Sadece YouTube değil, Instagram, Twitter, Facebook, yarın farklı bir mecra çıkacak orada. LinkedIn'de bir CV'niz olsun. Bir web siteniz olsun mümkün mertebe. Hani her yerde olun. Çünkü ne kadar fazla dijitalde parmak izlerinizi, ayak izlerinizin sayısını artırırsanız o kadar kolay bir şekilde keşfedilme potansiyeliniz artar. Şimdi ben içerideyken birkaç arkadaş geldi. Birkaç arkadaş sadece e-postamı istedi. Bir tane arkadaşımız geldi, siyahi bir arkadaşımız. Açtı, çat Instagram sayfasını gösterdi. Ben bu işleri yapıyorum dedi. Belirli bir takipçisi var. Takipçisine bakmadım ama bir içerikleri var. Ve yapmış. Diyor ki ben şimdi YouTube'a adım atmak istiyorum. Ne yapabilirim? Dedim ki al bu benim numaram. Çıkışta görüşelim. Hani hayat bu kadar basit aslında. Adım attığınız zaman oluyor. Ama siz göstereceğiniz bir işiniz olmazsa ön plana çıkamazsınız. O yüzden bildiğiniz, öğrendiğiniz her konuyu internette paylaşın derim. Tabii ahlak çerçevesi içinde. Yani bu ortamcı şey var mı hocam? Ortamcısıyım. Evet, fark ettim. Abi biraz bir anda büyümüş gibi değil mi? Evet. Gel bir de seni görsünler. O çocuk bir anda büyümüş gibi bir oldu. Bir anda büyümüşsün gibi oldu. Evet. Yolda bozulmuş. Yani hocamızın bahsettiği aslında evrene yapacağım, edeceğim değil, yapmak ve etmek çok güzel. Alsana kucağına. Bir anda büyüdü bakın hocam. İşte tamam. O çocuğun son hali görenleri şaşırttı. Evet. Biz Ahmet Bayman beyefendiyi sahneye davet edelim. Ben kuvvetli bir alkış hak ettiğini düşünüyorum gerçekten. Çünkü bu kadar etkinliklerin aile merkezi olabilmesi, bir ilin, bir ilçenin belediyesi tarafından olması çok çok güzel. Sonuçta bizden dijitalde var olmuş isimlere burada ev sahipliği yapıyoruz. Ve akabinde burada da birebir de buluşma şansı sağlıyorlar bizlere. Ben bu konuda sözü size bırakıyorum. Eyvallah, herkese tekrardan merhabalar. Az önce Özlem Hanım'ı doğurlarken kısa bir selam vermiştik. Öncelikle az önce aramızdaydı ama bugün Bursa'nın yakından takip ettiği Bursa Spor'umuzun kongresi vardı. Oraya katılmak için aramızdan ayrıldı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Yüraktaş'a. Size selamlarını iletmek istiyorum. Tabii ki Bursa Büyükşehir Belediyesi az önce de ifade edildi. Birçok platformdan takip etmenizi öneriyorum. Çünkü kültür sanattan spora, eğitim çalışmalarından, yeni nesil dijital medya çalışmalarından kadar birçok alanda sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Bugün aslında sadece, lütfen herkes çıkmasın, başka bir şey yapacağız. Ya sadece eğlenmek için burada değiliz. Yani konuşmacı Özlem Hoca'dan en son sahneye çıkan tekrar Afkan Hoca'ya kadar size bir şey söylemeye çalıştılar. Sadece eğlenmeyin.
cesaretli olun. Yaptığınız işi en iyi şekilde yapmaya çalışın ve adım adım mutlaka. Bu bence çok değerliydi. Herkese bu güzel mesajları için, bu güzel gün için teşekkür ediyorum. Ben de müsaadeniz olursa, arkadaşlar biz bu işi bir ekiple yapıyoruz. Ben bu organizasyonda yine geçen arkadaşlarımla beraber fotoğraf çekmek isterim. Müsaade ederseniz. Tabii ki, tabii ki. Arkadaşlar sizi ben koy almak istiyorum, ekip arkadaşlarım. Tamam. Arkadaşlar şimdi biz bu tarz etkinliklerde bir sergi tekniği uyguluyoruz. Ama sizden bir ricamız olacak. Şimdi şu anda şöyle söyleyeyim. Herkesin birebir de isteği olacak. Olabildiğince yardımcı olacağım ancak. Şu anda buradaki etkinlikte, bu etkinlikte emek harcamış olan isimlere de saygımızı dile getirmek adına buraya da bir hem alkışlayalım. Çünkü gerçekten Ağran Bey'e çok güzel bir karşılama, daha öncesindeki birebirdeki ikili ilişkiler bizi buraya tekrardan geliriz, tekrardan bu şekilde bir etkinlik yaparız dedikleri. Burayı hatırlıyorum arkadaşlar, iki tane var. O zaman şöyle yapacağız sen. Eline sağlık. Üç tane daha yap, bize ulaştır, biz ulaştıracağız ilgili arkadaşlara. Bir de belediyemizin Kültürsanat Komisyonu Başkanı Abdullah Bey var, sizi de buraya davet edeyim lütfen. Evet, bir de arkadaşlar lütfen unutmayın, biliyorsunuz bu organizasyon aynı zamanda eğitim sertifikası ile tamamlandı. Evet. Nişantaşı Üniversitesi'ne de gerçekten destekleri, katkıları ve değerli hocalarını bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. Çıkışta hemen sağdan ve sultan ortada. Numaralandırılmış şekilde arkadaşlarımız size sertifikalarını takdim edecekler. Bunu da paylaşmak istiyorum. Buradan bir fotoğraf alalım, sonra selfie alacağız herhalde. Ahmet Yıldız Doğan burada mı? Evet, Ahmet Yıldız Doğan hocama da ben çok kısa bir iki cümle bir şey yapayım. Tabii Ahmet Bey. Çünkü onun da desteği bu konuda üniversitenin çok değerli isimlerinden birisi. Hani bu etkinliğin aslında sizlere ulaşması, bu katılım sertifikaları ulaşması. Ben onun da birkaç cümlesi olduğunu düşünerek mikrofonu takip ediyorum. Herkese merhabalar. Öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu harika kompleksinde gençlerle ve kendini genç hissedenlerle buluşmaktan çok çok büyük mutluluk duydum. Bizleri sizlerle buluşturan başta Ahmet Bey ve belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinliklerimiz son olmayacak, çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet, fotoğrafa geçelim. Bugün
daha gençlerle buluşturan Bursa Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ve emeği geçen herkese çok teşekkürler. Bursa'nın tadına bakacağız artık, bakalım birazdan gireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.